Efendim Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'taki kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla yaptığı ziyaretlere devam ediyor sevgili seyirciler. Vali Davut Gül bu çalışmaları kapsamında TÜDEMSAŞ'ı ziyaret etti sevgili seyirciler. TÜDEMSAŞ'ta yapılan çalışmaları hem yerinde inceledi hem de yetkililerden bilgiler aldı. Vali Gül burada yaptığı açıklamada TÜDEMSAŞ'ın Türkiye'nin 2023 ve 2035 hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağını söyledi. Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi Anonim Şirketi'ni ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı. TÜDEMSAŞ Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu'ndan gerçekleştirdikleri projeler, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili briefing alan Sivas Valisi Davut Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fabrikamız yaklaşık 110 bin metrekare kapalı olmak üzere toplamda 381 metrekarelik bir alana sahip. Kuruluşumuzun... Demiryolu Sanayi'nin Türkiye'deki en eski ve en köklü kuruluşlarından birisinin TÜDEMSAŞ olduğunu hatırlatan Gül, bu önemli sanayi kuruluşu ülkemizin 2023 ve 2035 vizyonunda ortaya konan demiryolu hedefleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve ülkemizin demiryolu ağında yer alan yük vagonlarının yaşları ve teknik özelliklerine dikkate alarak sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni ve teknolojik vagonların üretilmesine öncelik vermektedir dedi. Bizde İkinci, üçüncü, beşinci sektörlere çok ihtiyaç yok. Asıl olan olabildiğince dünyada rekabet edebilecek kalitede yük vagonu üretmek. Evet, buyurun. Milli Tren Projesi'nin önemine değinen Gül, ülkemizin demiryolu teknolojisi üretmesi ve yurt dışına da bu teknolojiyi ihraç etmesi amacıyla ortaya konan Milli Tren Projesi'nin 3 adımından biri olan yeni nesil milli yük vagonu projesi TÜDEMSAŞ tarafından 2017 yılında hayata geçirilmiştir dedi. İkinci, üçüncü, beşinci sektörlere araç içerisine girmemize gerek yok. Yük vagonunu iyi üreteceğiz. Yük vagonunu hem iç piyasaya hem de dünyaya pazarlayacağız. Ana meselemiz o. TÜDEMSAŞ'ın önemli altyapı yatırımlarını gerçekleştirdiğini ifade eden Gül, yük vagonu işini iyi ve kaliteli yaptığımızda diğer sektörler için de arayış içerisine girilmesine gerek kalmayacaktır. Yük vagonunu iyi üreteceğiz. Hem iç piyasaya hem de dış piyasaya pazarlayacağız dedi. Bizim dışımızda da diğer ülkelerin de vagona ihtiyacı var. Biz kendi işimizi TÜDEMSAŞ olarak yük vagonu işini iyi ve kaliteli yaptığımızda İkinci, üçüncü, beşinci sektörlere araç içerisine girmemize gerek yok. İkinci organize sanayi bölgesine TÜDEMSAŞ'a iş yapan ve yapacak olan firmaların ilgi gösterdiğini ifade eden Gül, her parselinde demiryolu hattı olan organize sanayi bölgesinde tüm işletmelerin dünyanın her yerinde nakliye sorunu yaşamadan ihracat gerçekleştirebileceğini söyledi. Ama ikinci organize sanayi bölgesine TÜDEMSAŞ'a iş yapan firmalar ve iş yapacak firmalar ilgi gösteriyor. Şundan dolayı. Her parselde demir yolu hattı olduğu için orada yapacağı üretimi buraya getirmesi ya da dünyanın herhangi bir yerine nakletmesi daha bir kolay. TÜDEMSAŞ'ın 750 vagon üretim kapasitesi ve doğrudan ve dolaylı olmak üzere 800 kişilik istihdamı ile dünya genelinde bir marka olduğunu ifade eden Gül, şirketin Ar-Ge çalışmalarını da sürdürdüğünü söyledi. En fazla 4700 adam çalışmış ve 4700 adamla 1000 tane vagon üretilmiş. O günkü şartlarda. Şimdi 1174 artı 600 taşeronda çalışan, yani 1800 diyelim, küsuratı var 1774, 1800 diyelim, 1800 ile kaç rakamını buluyoruz? Efendim?